Şeffaf Mutfak'tan herkese yeniden merhabalar. Geleneksel bir lezzet olan kuru yufkalar yapacağız. Börekli kuru yufkalar hazırlayacağız bu videoda. Gerçekten hazırlaması çok kolay ve uzun ömürlü yufkalar. Özellikle Ramazan ayında böyle sahurda, iftarda pratik olarak en lezzetli börek yapmanın bana göre en kolay yolu. Şimdi hemen ölçülerden bahsetmek istiyorum. Bu verdiğim ölçüleri katlayarak yapabilirsiniz. Ben bugün 35-36 tane kadar yufka elde ettim bu hamurdan. Açıklamalar kısmına ekleyeceğim malzeme listesini ve ayrıca burada da söylüyorum. 1,5 kilo kadar un kullandım. 1,5 kilo una, 150 mililitrelik çay bardağıyla 1 bardak sıvı yağ, ki bunu niye kullandığımı hemen belirteceğim. 3 su bardağından birazcık daha fazla su gitti. Her un aynı suyu almaz. Lütfen kontrollü bir şekilde ekleyin. Yumuşak kulak memesi kıvamında bir hamura ihtiyacımız var. Bir çorba kaşığı dolu dolu tuz ekledim. Birçoğunuz içine koyulan yağı yadırgamış olabilir. Şimdi yağ niye eklediğimizden hemen bahsetmek istiyorum. Eğer içine yağ eklerseniz hem açmanız kolaylaşır, hem çok daha lezzetli bir yufka elde edersiniz ve en önemli özelliği bana göre yufkanız kırılmaz. Yani çok kırılması zorlaşır. Şimdi bu yufkaları biz hava yardımıyla bir iki gün sofra bezi üzerinde tek sıra halinde kurutacağız. Kuruduktan sonra yufkalar böyle çatır çatır kırılıyorlar ve böyle bütünlüklerini kaybediyorlar. Şimdi biz bunu engellemek için içine yağ ilave ettik ki bu benim annemin sihirli malzemesidir. Bilmeyenler mutlaka denesinler. Gerçekten çok iyi sonuç alırsınız ve gerçekten lezzetinde de çok büyük fark etti. Şimdi hamurumu şöyle bir elimle de toparladım. Bunu biraz dinlendireceğim. 1 saat, 1,5 saat kadar dinlendireceğim. Üzeri nemli bir bezle kapalı bir halde yaklaşık 1 saat sonra dinlendireceğim. Bakın hamurumun gördüğünüz gibi kıvamını gösteriyorum. Kulak memesinden çok az birazcık daha sert. Çok sert değil. Hamurum dinlendi. Dinlendiği zaman nasıl pürüzsüz bir hamur olduğunu da şöyle size göstermek istiyorum. Şöyle bir unlu tezgahta elimle hafif toparladım ve şimdi bunu bezelere ayıracağım. Ben mutfak terazim yardımıyla hepsini aynı boy yaptım. 75 gram olarak ayarladım. Eğer mutfak teraziniz varsa 75 gram çok ideal bir ölçüdür. Ne için ideal bir ölçüdür? Kullandığımız ankastre fırınlara girebilecek en büyük yuvarlak tepsi için elde edebileceğimiz en iyi kalınlıktaki yufka 75 gram bezelerle elde ediliyor. Şimdi 35 tane falan bundan beze çıkardım. Eğer mutfak teraziniz yoksa da bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Bu ölçülerden 35 tane beze çıktı. Bezelerimi de 10-15 dakika kadar dinlendireceğim. Hamuru her ellediğimizde, her beze yaptığımızda, yuvarladığımızda hamur kendini şöyle bir sıkacaktır. O yüzden açmanız biraz zorlaşacaktır. Müsaade edin hamura biraz böyle kendini salsın. Beze yaptıktan sonra ilk yaptığınız bezeden başlayarak açın. Her zaman size kolaylık sağlayacaktır. Bezelerim dinlendi. Şimdi annemin eline tutuşturdum merdaneyi. Hadi bakalım aç dedim. Çünkü benden çok çok daha iyi hamur açar. Hazır yakalamışken ondan da bol bol faydalandım bu videolarda. Bir de makarna erişte videosu çektik. İnşallah onu da yayınlayacağım yakında. Biraz böyle merdaneyi ile pasta tabağı kadar büyütüyor. Ondan sonra yufkayı oklavaya veriyor. Böylece daha kolay açılıyor. Merdanenin de böyle bir ağırlığıyla kolay açılıyor. Hiç hamur açmaktan haberi bile olmayanlar bunu kolaylıkla açabilirler. Cesaretli olun hamur açmak konusunda. 1-2 illaki böyle buruşacaktır, kırışacaktır. Daha sonra yavaş yavaş eliniz size, siz elinize uyum göstereceksiniz ve inanamayacağınız kadar güzel yufkalar açacaksınız. Bu konuda lütfen cesaretli olun. Ben hamur açamam demeyin. Hamur açanlardan hiçbir eksiğiniz olmadığına inanın.
Bir taraftan annem yufkaları açarken ben de elektrikli saçta önlü arkalı bir şekilde pişiriyorum. Bunu tavada yapabilir miyiz diye yorumlar alacağım. Fakat tavada yapmak biraz böyle çok zaman kaybı olacaktır. Küçücük küçücük bezeler hazırlamak lazım. Küçük küçük açmak lazım tavanızın ölçüsüne göre. Varsa bu elektrikli saçlardan edinin derim. Sadece kuru yufkanın lezzeti için bile bu saçlar edinilebilir. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kabarıyorlar. Ön arkalı bir şekilde kuruyana kadar üzerine tutacağım ve daha sonra tek sıra olacak halde sofra bezinin üzerine yayacağım. Bir iki gün içinde güzel bir havada kuruyacaktır. Çatır çatır kuruyana kadar dışarıda bekleyin. Daha sonra da yine böyle bir sofra bezine sararak üst üste istifleyin ve sofra bezine sararak bunları muhafaza edin. Zaten çok fazla muhafaza edemeyeceksiniz. Çok kısa bir sürede bitireceksiniz. O kadar lezzetli börek oluyor ki. Ben böyle taze açılan yufkayla da olsa, dışarıdan aldığımız yufkalarda da olsa bu kuru yufkanın tadını başka hiçbir börekte bulamıyorum. Özellikle böyle ıspanaklı ya da puzzle'lı kıymalı böreklerde, yani iç harcı ıslak olan böreklerde kuru yufka inanılmaz güzel oluyor. İçi malzemesinin bütün nemini çekiyor çünkü. Diğer yufkalarda böyle içi hamurlaşırken bunda kesinlikle hamurlaşma olmuyor. Yufkanın da iç malzemenin de çok güzel tadını alıyorsunuz. Ben bu yufkalarla size bir puzzle'lı börek çektim. Ama bu video çok uzayacaktı. Siz sıkılın istemedim. Bir sonraki videoya taşıdım. Bir sonraki videomuzda inşallah puzzle'lı bu yufkalarla çekilmiş puzzle'lı bir börek tarifim var. Umarım bu börek yufkalarını denersiniz ve beğenilerinizi bizimle paylaşırsınız. Bu ve bunun gibi birçok tarife kanalımdan ulaşabilirsiniz. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Yeni yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, afiyetle kalın.